yayındayım. Göreve çıkıyoruz arkadaşlar. Yeleğimizi can yeleğimizi giyelim. Tamam. Can güvenliği için her yerde önce can güvenliği giymek zorundayız. Belimize göre ayarlayacağız galiba bunu. Evet, güvenlik önlemimizi aldık. Şu anda güvendeyiz. Can yeleğimizi giydik. Bunu çektiğimiz zaman burası havada olacak. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumda beni kurtaracak. Güvenliğimizi aldığımıza göre yürüyebiliriz herhalde. Evet, şu anda kurbağa adamlarla yola çıktık. Herhangi bir operasyon anında da bu şekilde yola çıkılıyor. Ve kurbağa adamlar her an her türlü olaya karşı hazırlıklılar. Özel bir bölge belirleyeceğiz birazdan ve o bölgede arama yapacağız. Özel dedektörler var, özel aletler var. O aletlerle beraber aynı zamanda su altından da haberleşerek birazdan şahit olacağız. Suyun altında ne var ne yoksa hepsi su yüzünden bilinecek. Balat'tan yola çıktık. Bir bölgeye gideceğiz. O bölgede arama yapacağız. Kurbağa adamlarla beraber. Çok kısa bir sürede olay mahalline erişebiliyorlar. Ve her türlü arama, kurtarma ve özel operasyonlarda görev alıyorlar. Hava güneşli, güzel bir hava var. Ama her zaman hava şartları bu koşullarda gerçekleşmiyor. Fırtınalı, yağmurlu, her türlü hava koşullarında kurbağa adamlar her an bütün görevlere hazır vaziyette 24 saat bekliyorlar. Benim için oldukça zor bir deneyim. Denizi seviyoruz ama denizde çalışmanın koşulları da gerçekten çok zor ve ağır. Burada arama kurtarma çalışmaları ya da herhangi bir nesneyi, bir suç aletini denizin altında bulma çalışmaları nasıl gerçekleşecek? Bunu bizzat gözlemleyeceğiz burada. Evet, olay mahalline geldik. Birazdan burada herhangi bir suç aletini ben denize atacağım. Ve o bölgede bir arama yapacağız. Özel aletlerle aramalar yapılacak. Ve daha sonra kurbağa adamlar dalışı gerçekleştirecekler. Ve o suç aletini bulacaklar. Durgun suda ve görüş mesafesinin oldukça yüksek. Birazcık olduğu bir suda görebileceğiz. Hı hı. Ama çok daha zor şartlarda tabii dalıyorsunuz. Çok daha zor şartlarda çalışıyoruz. Her dalış ayrı bir tecrübedir bizim için. Her dalış da ayrı bir tecrübe edinmelik. O anki o eksikliğimizi bir sonraki dalışta kapatmak için yeni bir yöntem geliştirebiliyoruz. Sonuçta arama kurtarma işimiz. Yani bu tarz yöntemleri su altında... Kimi zaman deneme yanılma yöntemiydi, kimi zaman o zamanki gördüğümüz eksikliği, bir sonrakinde tedavi etmek için neler yapabiliriz, aynı zamanda bunu sürekli kendimizi güncellemek zorundayız. Dalış öncesi ekipmanlar titizlikle kontrol edilip son hazırlıklar yapılıyor. Dalış amirleri son direktifleri veriyor, son kontrolleri gerçekleştiriyor. Suç aleti arama eğitim dalışı yapacağız. Şu ağırlığı atacağım. Bu 20 dakika süre içinde bunun silah olduğunu farz ediyoruz. Bunu bulmanızı isteyeceğiz sizden. 20 dakika sonunda yüzeyde oluyorsunuz. Suç aletimiz bu. Bunu tabii özel aletlerle arayacağız aşağıda, değil mi? Su altı dedektörümüz var. Evet. Bunun için iman edilmiş. Bu ortalama bir silah ağırlığında. Evet, doğrudur.
Bu da zaten dipte batacağı için zaten görsel olarak bulmanın imkanı olmayacak. Dedektör yardımıyla ses ikaz verecek bize. Görsel bir temas olmayacak fakat ses de bize ikaz verecek arkadaşımıza. Peki. O da silahı bulacak. Dalış amiri suç aletini denize atma işini bana veriyor. Şimdi bu suç aletini denize atıyorum ve onlar şu anda sırtları dönük vaziyette benim nereye attığımı görmüyorlar. Atıyorum. Evet, amirim denize atladıktan sonra kurbağa adamlar bu hareketin önemi var galiba. Tabii okeyleşmiyor ya, tamam. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Hepsi İyi çalışıyor. Gün. Evet, her şey yolunda. Dalışa başlayabiliriz. Bu da su altı dedektörü. Evet, o attığımız kurşunu bununla bulacaklar. Evet, metal dedektörü doğrudur. Su altında çalışır. Su geçirmezdir bu da. Hı hı. Peki aşağıyla nasıl irtibat kuracaksınız amirim? Konuşma ünitemiz var. O konuşma ünitemizde dalış lideri arkadaşımızla irtibat halinde olacağız. Vücuttaki havayı boşaltarak ağırlık yaptılar. Ne kadarlık bir zaman zarfında o alete suç unsurunu bulmalarını öngörüyorsunuz? Daha önce buna benzer olaylarla benzer bir eğitim. Evet ya, 10 dakika 15 dakikada bulunabilir. Şu an tahminen ne kadar derinliğe dalıyorlar? Şu an cihazlarımız 20 metre derinlikteydi. Arkadaşlar da 20 metre limit koyduk. Hı hı. 20 metrede dalışta 20 metre dalış limitinde arama yapacaklar. Hı hı. Maksimum kaç metre derinlikte arama yapılabiliyor? Polis kurbağa adamlar, ilgili yönetmelikler gereği 42 metre dalış derinliğimiz var. 42 metreye kadar dalış yapabiliyoruz. Kurbağa adamlar suya dalalı birkaç dakika oldu. Şimdi onlarla su altında çalışan telsiz vasıtasıyla iletişime geçeceğiz. Polis kurbağa adamlarımızla aşağıda irtibata geçeceğimiz düzeneyi şu anda kurduk. Şu anda onlarla konuşabilir miyiz amirim? Evet, ellerinde bir engel yoksa eğer onlarla konuşabiliriz. Tamam, bir deneme yapalım. Dalış lideri, dipte akıntı mevcut mudur? Az miktarda akıntı mevcut, dalışmamızı engellemiyor. Kurbağa adamlar olay yeri inceleme ekiplerinin karada yaptığı çalışmanın aynısını suyun altında gerçekleştiriyor. Dedektör yardımıyla aranan suç aleti bulunduğunda etrafı şeritle çevriliyor ve numaralandırılıyor. Dalış amiri telsiz iletişimi için bir ara bana da görev veriyor. Dalış lideri, su altından bize bilgi verir misiniz derinlik ve görüş mesafesi hakkında? Derinlik 20 metre, derinlik 20 metre. Görüş yok efendim, görüş yok. Suyun metrelerce altındaki kurbağa adamlardan dakikalar sonra suç aletiyle ilgili haber geliyor. Suç aletine ulaşabildik mi? Temas edebildik mi? Suç aletine ulaşıldı. Derin torbasına koyuldu. Anlaşıldı. Dalışı sonlandırabiliriz. Yüzeye gelebilirsiniz. Anlaşıldı efendim. Polis kurbağa adam. Dalış yapmak suretiyle her türlü delil ve cesetleri niteliği bozulmadan su üstüne çıkarmak suretiyle. Teşekkür ederim. Evet, suç aleti bulunmuş. Dalışı sonlandırıyoruz diye bilgi verdiler. Evet. Şu anda yukarı doğru geliyorlar. Evet, şu anda saate bakıyorum. Yaklaşık 8 dakika oldu amirim. Doğrudur. Yani hemen hemen çıkmaları gerekiyor mu? Evet, doğrudur. Arkadaşlar. Ve arkada çıktılar şu anda. Geldiler yani tam dakik bir şekilde. 8 dakikada kurbağa adamlarımız
Bu her şey yolunda demek mi amirim? Evet, her şey yolunda. Evet. Ve istenilen kurşun çıkarıldı. Bir poşette görüyorum. İçine konulmuş kurşun. Numaralandırılmış. Evet, dalışı sonlandırıyoruz şu anda. Okeyimizi aldık ve bekliyoruz kurbağa adamlarımızı. Evet, az önce denize attığım kurşun bu şekilde çıkarıldı. Bunun içine su mu girdi ya da özellikle bu şekilde mi geliyor? Arkadaşlar amirim, özellikle ortam suyuyla birlikte suç aletini çıkartırlar. Evet. Üzerindeki iz emarenin kaybolmaması için. Hı hı. Dışarıda oksidasyon başlamasın ve üzerindeki izler, emareler kaybolmasın diye bu şekilde. Bir nevi aslında bu ortam suyu onu koruyor. Evet. İzlerini korumaya devam ediyor. O zaman bunu bu şekilde size teslim ediyorum. Bir suç aleti olduğunu varsayıyoruz. Bu arada toplam kurbağa adamlarımızın dalıp bunu bulmaları 8 dakikayı buldu. 8 dakikada dışarıya teslim etti. Bu arada sürekli irtibat halindeydik. Suç aletine ulaşabildik mi? Temas edebildik mi? Suç aletine ulaşıldı. Derin korumasına koyuldu. Evet, şu anda sonlandırıldı dalışımız. Ve şu anda kurbağa adamlarımız çıktı. Dalış ekipmanı oldukça ağır ve teferruatlı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde çalışabilmek, yani kurbağa adam olabilmek için onlar çok ciddi ve meşakkatli eğitimlerden, sınavlardan geçtiler. Su altında suç aleti aramakla ilgili defalarca kez uygulamalı eğitime tabi tutuldular. Sadece su altında suç aleti ya da cansız bedenleri aramak değil elbet. Suyun olduğu her yerde arama kurtarma da işlerinin bir parçası. Eğitimler sadece denizde sınırlı değil. Nehir, göl, gölet gibi suyun olduğu her yer onlara emanet. Berbat. Bu sularda kurbağa adamdan başka kimsenin dalış yapacağını zannetmiyorum. Çünkü burada hayat yok. Yaptığımız dalış gerçekten çok zordu. Yani hiç beklediğimiz gibi değil. Sahada temel eğitimden geçen kurbağa adamlar teorik eğitimlerle de tam donanımlı hale getiriliyor. Haftalarca süren sıkı eğitimlerin ardından başarılı olup görev yerlerine atanan kurbağa adamlar gerçek hayatta su altından bir suç aleti de çıkarıyor, kaza yapan bir aracı da. Başarıyla tamamlanan görevin ardından kurbağa adamlarla birlikte merkeze dönüş yapıyoruz. Şimdi Boğaz'da devriyeye gidiyoruz. Deniz polisiyle beraber hazırlıklarımızı yaptık. Can yeleklerimizi giydik. Can yeleklerini kendi üzerimize göre ayarladık. Şimdi akşam devriyesine çıkıyoruz. Kalıptan sonra! Rutin devriyeye çıktık. Akşam devriyesi. Günde kaç kez böyle devriyeye çıkılıyor? Günde, yani tabii ki değişiyor görev sayımıza göre ama en az 2 defa göreve çıkıyoruz devriye görevlerine. 7 ayrı nokta var. 7 ayrı noktadan da devriyeye çıkılıyor değil mi? Elbette. Yani şu şekilde o noktalar, pasaport noktaları, bizim asıl kısmımız Balat'ta bulunan suç önleme soruşturma büro amirliği. Devriye kısmında buradan dağılım şeklinde oluyor. Bir de adalar kısmımızdaki adalar bürodan. Suç önleme soruşturma büro amirliği ve deniz polisi ne yapar? Deniz polisi denizde her türlü yasak avcılık, çevre kirliliği, midye avcılığı, onun dışında rutin devriye görevlerimiz, GBT sorgularımız var. Aynı zamanda devlet büyüklerimizi denizden, deniz yönünden tedbir alarak koruyoruz. Aynı zamanda sportif faaliyetlerde deniz yönünden tedbir alıyoruz.
bu şekilde görevlerimiz mevcut. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün her biriminde bayan polislere rastlamak mümkün. Deniz polisi içinde de çokça varlar. Üstelik hepsi de aynı zamanda kaptanlık eğitimine devam ediyor. Tabii deniz polisi olarak bayanları görmemiz de bizi ayrı bir gururlandırıyor. Nasıl başladı? Teşekkür ederiz. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla 10 bayan olarak Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne atandık. Tabii gerekli eğitimlerden geçtikten sonra Deniz Limanı'nda başladık. Bu şekilde deniz polisi olarak görevimizi aldık. Kaptanlık eğitimi ve diğer eğitimler de devam ediyor şu an. Bu görevleri rutin olarak o çok zorlu şartlarda, yağmurda, fırtınada, karda devam ettiriyorsunuz. Zorlukları neler? Deniz yönünden beklediğimiz tedbiri aldığımız zaman çok saatlerce sürebiliyor. O yüzden yani hava şartları da tabii ki buna zor şartlar altında çalışıyoruz. Havanın yağmurlu, karlı dediğiniz gibi rüzgarlı olduğu zamanlar var. Haliyle bu 7-8 saati bazen 10-12 saati bulabiliyor bekleme görevleri. Haliyle deniz sakin olmadığı için sallanmanız, midenizin yani kaldırması gerekiyor. Biraz güçlü bir bünyeye sahip olmanız gerekiyor. Deniz polisliği gerçekten zor. İki mesleği bir arada yapmak gerekiyor. Hem iyi bir polis hem de iyi bir denizci olmak lazım. Hele ki görev yapılan yer İstanbul Boğazı ise. İstanbul Boğazı dünyanın en yoğun, en kalabalık sivil taşımacılık yapan 8 boğazından biri. Her türlü transit geçiş, onun dışında sivil taşımacılık, balıkçılık, avcılık vesaire birçok noktada hareket eden, birçok noktadan noktaya, farklı noktaya hareket eden tekneler var. Büyüklü küçüklü teknelerimiz var. Dolayısıyla burada hem dikkatinizin çok iyi olması, hem kaptanlık becerinizin çok iyi olması, ayrıca buranın akışını da çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Şunu söylemem lazım. Gerçekten hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben burada ayakta durmakta zorlanıyorum. Denizi seven biri olarak. Ayakta durmakta zorlanıyorum boğaz trafiğinde özellikle. Havanın çok daha kötü koşullarda olduğunu düşünürsek burada siz hem ayakta kalıyorsunuz, o zaten herhangi bir karada durmak gibi bir şey sizin için. Bir taraftan asayişi sağlıyorsunuz, bir taraftan da herhangi bir olaya karşı müdahil oluyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Dolayısıyla burada dört dörtlük bir görev ifa ediliyor. Başta her şeyi sevmekten geçiyor. Yaptığınız işi sevmekten geçiyor. Yoksa deneyeceğim. Evet, bunu, ayakta durmayı deneyeceğim şu anda. Sevmeden metazörü ya da zoraki bir şekilde sırf görev olarak görürseniz deniz bir kere zaten bir saat sonra, iki saat sonra bir işkenceye dönüşmeye başlar. Sevmeyen biri için. Ama bizler seviyoruz. Deniz botunda kaptanlık yapmak da başlı başına bir iş. Hem botu kullanıp hem de önündeki ekrandan boğaz trafiğini kontrol etmek kolay değil. Hocam bu göstergeler evet, neyi anlatıyor bize? Bir haritamız var. Evet. Haritada GPS'ten aldığı denizden konumumuzu gösteriyor. Bu konumda ayrıca daha önceden ölçüm yapılmış olan su derinliklerini de gösteriyor. Ayrıca AIS dediğimiz otomatik tanıma sistemimiz var. Bu sistem bu sistemi takan diğer gemileri de bize gösteriyor. Sistemi takmayanlara da ayrıca radarımızla, şurada görmüş olduğunuz gibi ekolarla alıyoruz. Mesela özellikle gece seyirinde yasal olmadan ışıklarını kapatıp kaçacak olan bütün tekneleri, mesela mülteci tekneleri olabiliyor veya yasak avcılık yapan tekneleri, burada ışıkları yanmasa bile radardan belirli bir mesafeyi ayarlıyoruz. O seyir esnasında gözümüzle göremesek bile radarımızla o tekneyi görüp hemen üzerine doğru yanaşıyoruz. Onlar için denizde görev yapmak, karada görev yapmaktan farksız.
ama kendim için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Arkadaşlar Ayla Hanım'ı yalnız bırakmayın. Başı dönüyor, midesi bulanıyor, düşmesin. Dikkat edelim. Ben burada bırakın asayişi sağlamak, ayakta durmakta zorlanıyorum. Deniz polisliği çok zor. Biraz rahatladıktan sonra İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini denetleyen ekiple birlikte trafik kontrolüne katılıyorum. Şu anda tekne evraklarını kontrol edeceğiz. Bir tekne belirledik, yanaşıyoruz şu anda. Evet, şu anda tekneden evraklar istendi. Evraklar kontrol edilecek. Evet, şu anda GBT kontrolü yapılıyor. Nüfus cüzdanının GBT'sine bakılacak. Evraklar kontrol ediliyor. Teşekkür ederiz kaptanım. Evraklarınız tamam. Sağ olun, sağ olun. Hayırlı seyirler. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı bakın. Kolay gelsin, rastgele. Selametle, selametle. Sağ olun. Denetimden sonra tekrar Boğaz'ın sularında ilerliyoruz. Deniz polisi olmanın belki de en güzel yanı sık sık muhteşem manzaralarla karşılaşmak. Evet, şu anda yeni bir tekneye yanaşıyoruz. Yine ona da evraklarını soracağız. Kimliklerini kontrol edeceğiz. Uygulama bu şekilde 24 saat devam ediyor İstanbul Boğazı'nda. Evet, evraklar kontrol ediliyor şu anda. Avlanma belgesi var. Avlanma belgesi var. Herhangi bir suç kaydı yok. Herhangi bir suç kaydı olmadığı anlaşıldı. Ve şu anda evraklar teslim ediliyor. Teşekkürler kaptan. Sağ olun. Evet, bir kontrol daha gerçekleştirildi. Bu şekilde İstanbul Boğazı'nda sürekli kontroller yapılıyor. Evraklara kontrol ediyorsunuz, kimlikleri kontrol ediyorsunuz, GBT'lere bakıyorsunuz ve bu şekilde İstanbul Boğazı'nın asayişi de sağlanmış oluyor, trafiği de kontrol edilmiş oluyor. Benim ilk, onlarınsa her gün yaptığı devriye görevi tamamlanıyor. İstikamet Banat'taki Deniz Polisi Merkezi. Evet, 2 saatlik devriyemizi tamamladık şu anda. Gerçekten çok zorlu bir görevdi. Benim açımdan çok zorlu bir görevdi. Ben zorlandım, denizde kalmak. Şu an hala sallanıyorum ve aynı zamanda denizde hem polis olabilmek hem denizci olabilmek, iki görevi aynı anda ifa edebilmek gerçekten çok zor. Ben zorlandım ama elimden geldiğince görevi tamamlamaya çalıştım ve tamamladım. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'ye geldik. Şimdi bir ihbar aldık. Kayıp Çocuklar Büro Amirliği ekipleriyle beraber birkaç yere baskın yapacağız ve kayıp kız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız. Aç aç polis. Polis aç kapıyı.